yerelleri ikna edebilir. Yerlileri ikna edebilir. Başka türlü ikna olmamız mümkün olamaz yani. Hocam, tek cümleyle cevap istiyorum. Son sorum. Mehmet Evet. Şimşek ekonomisi, yani Mehmet Şimşek'in geldikten sonra uyguladığı rasyonel ekonomi. Bu sizin bahsettiğiniz gibi net bir şekilde sorunları tespit edip üzerine giden bir anlayış değil mi? Yine bir gölge oyunu mu? Değil. Değil. Finansçı değil kendisi. Yani bir bakın Mehmet Şimşek ilk geldiğinde biz bu kadar alkışlanmasına anlam veremedik zaten. Neden anlam veremedik? Çünkü bugün içinde bulunduğumuz sorunların kaynağındaki insanlardan bir tanesi Mehmet Şimşek'ti zaten. Öyle değil mi? Yani 2010'larda, 11'lerde, 12'lerde bu kriz öyle bir günde ortaya çıkmadı ki. Ama biz Bu varken kadar iyi derin bir gidiyordu kriz. diyorlar. Biz varken iyi gidiyordu. Sonra bozuldu diyorlar. Nasıl iyi gidiyordu canım? Yani o zaman da bir şey vardı. Türk lirasında aşırı değerlenme vardı. Biz işte orada mı yurt dışında hangi ülkede tatil yapsak diye orta sınıf konuşuyordu. Orada bir kararsızlık vardı. Şimdi yine bir aşırı değerlenme ama bu sefer orta sınıf da çökmüş olduğu için alım gücümüz de çok yerle bir olduğu için artık bir gelirler politikası probleminde olduğu için büyük bir sıkıntı içerisinde. Şimdi o zaman gelen paranın yani aşağı yukarı 1,2 trilyon dolar civarında bir yabancı sermaye girişi oldu Türkiye'ye, değil mi? Yani borç olarak, yatırım olarak o bu şekilde. Siz o zamanki ekonomi yönetimi bu kaynağı çarçur etmeseydi bugün bu durumda olmazdık zaten. Öyle değil mi? Yani inşaatı ben mi yönlendirdim milleti? O gelen kaynakla Avrupa Birliği çıpası varken Avrupa Birliği ile entegrasyonu yükseltelim. Bizim orada işte daha avantajlı duruma gelmemiz için altyapı yatırımlarımızı şey yapalım, eğitimi daha rasyonel yapalım, daha işte insanları vasıf kazandıracak, işte Türkiye'deki bilim ortamını geliştirecek şekilde daha yatırım şey kaynak ayıralım diye onlar düşündüler de biz mi engelledik? Hayır. Tamamen biz bu işin sorumlusu olarak ben Mehmet Şimşek'in de içinde olduğu o zamanki ekonomi ekibini, ekonomi yönetimini görüyorum. Peki. Şimdi bu konuda bize hiçbir öz eleştiri ya da işte ya ben şurada yanlış yapmıştık, biz burada bilmem ne falan demeden böyle gelip de tamam işte bir Süpermen gibi bu işi bana bırakın ben çözeceğim de olacak bir iş değil. Peki. Demin de söylediğim gibi muhalefetin iktisat programını hazırlamak için başkanlık seçiminden önce, genel seçimlerden önce yüzden fazla gerçekten kendi alanlarında uzman insan bir yıl boyunca çalıştı, ortaya bir program koydu. Şimdi bunu bir kişi Süpermen olarak gelip yanına üç tane de arkadaşını alarak çözebileceği bir problem olduğuna nasıl inanmamızı bekliyorlar ki? Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Profesör Doktor Haluk Levent ekonomist bizimle birlikteydi. Olcay, sana da çok teşekkür ediyorum. KRT Ekonomi Ödütörü Ankara'dan bize son bilgilerin tamamını paylaştın. Buyur. Bunu çok önemsiyorum. Haftada 3 gün Ankara sokaklarında, bazen Kızılay'da, bazen Ulus'ta, bazen küçük semtlerde Hasan Basri, Seçil ve Tarkan'ın programında insanlarla konuşuyoruz. Benim gözlemim şu. Mehmet Şimşek ve ekibinin uygulamış olduğu ekonomi programına şu anda bir güven yok. Bence her şeyin esası güven. O güven henüz o güven ve o inanç oluşmamış. Tabii hukuk sorunları, yargı erkiğiyle ilgili sorunlar, yasama yürütme yargının tekelleşmesi, bürokrasideki sorunlar, liyakat sorunları bunlar da son derece önemli. Ama en önemli konunun ben hala güven olduğunu düşünüyorum. Ve burada maalesef bir mesafe alınmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ediyorum Olcay desteklerin için. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara stüdyomuzdan KRT Ekonomi Editörü Olcay Aydilek de bizimle birlikteydi. Merkez Bankası politika faizini bu ay %50'de sabit tuttu. Bir önceki ay 500 bas puan yükseltmişti. Merkez Bankası bu ay politika faizini sabit tuttu kıymetli izleyenler. Gündemin diğer başlıklarıyla devam ediyoruz. Çorlu tren faciası, adeta katliamı, büyük bir kazaydı. İçimizi yaktı. 2018'de olmuştu. 7'si çocuk, 25 vatandaşımızı kaybetmiştik.
330'dan fazla kişi yaralanmıştı tren faciasında. Davanın karar duruşması Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kurulan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar son sözlerini söyledi. Suçsuz olduklarını savunarak beraat talep etti. Aranın ardından karar açıklandı. Dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 1. Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu'ya 10